Hoş geldiniz arkadaşlar. Soğuk ve karlı bir gecede Kudan şehrini kuşatıyoruz. Şehirde 550 asker var. 500'e yakın asker var. Biz de bir o kadarız. Biliyorsunuz seferberlik ilan etmiştik. Ve Gir Krallığını bitirmek için tüm ordumuzla üzerlerine saldırıyorduk. Ve şu anda en son şehirlerini fethediyoruz. Sadece bir tane şehirleri kaldı. Eğer bu şehri de alırsak Vegir Krallığı düşecektir. Ve tekrar yukarı çıkamadım. Onun için ne yapıyoruz? Şu anda kuledeki okçuları vuruyoruz. Bak bak, şurada 3 tane eleman var mesela. Hoppa! Yavrum benim. Bakayım, orada bir eleman daha var. Gitti mi? Şöyle şurayı vallahi gitti, vurdum. Orada bir abim mi var? Yok. Şurada bir eleman var. Hoppa, gitti. Getir. Oradakiler tam gözükmüyor. Sen kime cirit atıyorsun dayı? Şöyle seni de alayım. Çok güzel. Şuradakiler gözüküyor. Onları da aha bak bak çıktı. Hoppa, gitti. Sizi de vurayım abi. Okçu var mı? Yok. Pekala, okçularımız atışa devam etsin. Ben hedefler görüldükçe vurmaya devam edecektim. Edeceğim diyecektim. Görülmeye başladılar. Bakayım kulelerde var mı? Kulelerde yok. Harika. O zaman şuradaki askerleri vurmaya biz devam edelim arkadaşlar. Bu bölümü bitirmeyi planlıyorum ya. Hani Vegir Krallığını bitirmeyi planlıyorum. Ama eğer ki bu seferberlikte, yani bu şehri fethederken çok asker kaybı verirsek bitiremeyebiliriz de. Yeni bir ordu kurmamız gerekebilir. Ama zannetmiyorum. Kolaylıkla alırız. Çünkü garnizon o kadar da sağlam değil. Sadece sayıları fazla. Orada bir eleman mı var abi? Vallahi var. Dur. Hoppa, o da gitti. Şurada bir abi var ama tam duvarın arkasında olduğu için çok az gözüküyor. Aa, vurdum lan. Orada biri daha var. Hop, seni de aldım. Seni de aldım abi. Birazcık daha geri gelmem lazım şuradaki askerleri vurabilmek için. Yalnız bayağı bir kayıp verdik ve hala içeri giremedik ya. İşte en uyuz olduğum şey bu. İçeri giremediğiniz zaman genellikle çok kayıp veriyorsunuz arkadaşlar. Özellikle düşmanın çok fazla okçusu varsa ve kalenin stratejik konumu da böyle, hani mesela bir tane Rodok kalesi var, şu an adını hatırlamıyorum. Siz böyle aşağıda başlıyorsunuz, bir tane yükseklik var, orayı böyle tırmanıyorsunuz ağır ağır, yavaş 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 yavaş. O ara Rodok okçuları zaten sizin işinizi bitiriyor. İşte öyle stratejik konuma sahip kaleler genellikle daha kolay savunulabiliyor. Bu onlardan biri değil ama sanırım orada piyade birlik çok fazla var. Hala içeri giremedik. Bu bizim için kötü. Bir kontrol edelim. Düşman 130 kayıp vermiş. İyi, tamam. Bence güzel gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Kulelerde var mı? Kulelerde. Şu arkada bayağı okçu var galiba ya. Duvarlardan pek gözükmüyor ama büyük ihtimalle destek gelen yer şurası arkadaşlar. Buradan böyle buraya geliyor. Hani oradan geldiğini zannetmiyorum. Bizim askerler patır patır dökülüyor ya. Hocam. Hacı abi. Beni de içeri alın ya. Ya ben dur şuradan gireyim ya. Bunlar şimdi şey yapacak. Ama burada bitmez abi bu sıra. Yok. Ben en iyisi arkalardan vurmaya devam edeyim.
kontrol edelim. 160 olmuş. 162. Tamam, hızla kayıp veriyorlar ama biz de o kadar hızlı veriyoruz. Daha doğrusu bizim müttefikler daha çok kayıp veriyor. Biz de 20 ölü vermişiz. 20 ölüden bir şey olmaz ama gene de 20 ölü 20 ölüdür. Ya ben şuradan bir çıkabilseydim çok hoş olacaktı ya. Hacı abiler bir girin artık be. Atlayın, zıplayın, bir şeyler yapın ya. Duvarları tekrar kontrol ediyorum arkadaşlar. Çünkü okçular burada çok sıkıntı yaratabilir. Orada büyük ihtimalle okçular var ama hani arkada diye gözükmüyor sanırım. Evet bak, mesela şurada bir tane eleman var. Var abi, bunlar arkada ya. Şurada var. Yok, orada büyük ihtimalle yoktur ama şurada var yani. Şurada da var sanırım. Bir karşı tarafa geçmem lazım. Evet, orada da bir eleman var. İşte dediğim gibi destek o taraftan geliyor arkadaşlar. Bundan da artık emin olabiliriz. Abicim yalnız çok kayıp verdik be. Hacı abiler bir beni de alın ya. 11 tane okum kaldı. Fırlat abi, fırlat. Fırlat kafalarına, fırlat. Sizin oklar mı bitti abi? Tamam, ben sizi alacağım birazdan. Ya da sizi almayayım, siz hemen ölürsünüz. Okçu lazım çünkü, okçular ölmesin. Abi sen daha kaleye çıkmadan döküldün ya. Ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp ediyorsun. Bir giremediniz şu kaleye be. Bir giremediniz be. Şuraya gelenleri vuruyorum arkadaşlar. Gerçi vurmam pek bir fayda sağlamıyor çünkü ben vurdukça habire geliyorlar. Bizimkiler içeri girene kadar bu böyle devam eder vallahi. Sabaha kadar buradayız herhalde. Net. Yani. Okçular gelmesin abi, piyade gelsin ya. O kim lan? Lan demedim mi şu kadınları almayın şuraya be? Demedim mi be? Kadınlar bulaşmasın şu savaşa bir. Daha tabi bu yıllarda kadınların konuşma hakkı yok. Kaç ki abi, burada yıl kaç ki acaba? Binlerde miyiz lan? Dur lan bakacağım, bitsin. Bu yıllarda tabi daha kadınlara hak verilmiyor. Onların konuşma sözü yok. Sen... Aa lan vuramadım ya. O zaman ben şuradan bir şey yapayım. Allah be. Tamam ben buradayım ya. Artık yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Bunun bir şakası yok yani. 224 olmuş kayıpları. Bence çok güzel. Bağırma be abi, bağırma be. Evet, okçular şu anda hepsinin oku bitti arkadaşlar. Ama okçuları yukarıya alamam çünkü okçular çok çabuk yıkılır. Hani şurada gördüğünüz şu eleman işte bu zırhla hemen ölüyorsa şu elemanın hiç şansı yok. Onun için okçular kalsın. Ki zaten yarıya geldik. Ben şimdi hepsini temizlerim. Abi tek kişilik ordu ya. Aa içeri girdik mi lan? İşte bu. İşte bu, içeri girdik. Yeni düşman kuvvetleri geldi. Beni çabuk içeri alın. Çabuk emrediyorum. Hadi. Hadi be. Hacı abi yürü ya. Yürü. Yürü. Tamam. Çok güzel. Oo. Bayağı bunlar kalabalık. Okçuları da alayım o zaman ya. Çünkü piyadeler burada yetmez arkadaşlar. Okçuları da alalım. Hacı abiler ben geliyorum. Hazır mıyız? Dur atlayacağım. Abicim askerlerin üstüne atlayacağım. Hadi bakalım. Hova geldim. Of 14 zarar aldım. Elemanın kılıcına mı oturduk? Ne yaptık lan? Mızrağa oturduk herhalde abi. Gel gel. Ben şöyle 8-10 tanesini kendime çekeyim de. İşte bu. Lan. Dayılar yavaş ya.
Bizimkiler ön tarafta savaşırken, evet okçular da geliyor gördüğünüz gibi. Bizimkiler ön taraftan zorlarken ben de arkadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama okçular gerçekten bayağı hasar veriyor. Bu arada bizim okçular yıkılmaya başladı. Dediğim gibi okçuları aslında getirmeyecektik. Zaten şu Vegir Krallığını yok edelim. Barış ilan edeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir savaşmayacağım. Bizim lordlar toparlansın. Biz bir toparlanalım. Yalnız bayağı bir kayıp verdik be. Ne yaptınız ya? Öldür abi, öldür öldür, öldürebildiğini öldür. Acıma. Lan. Ha, valla. Ya bunlar da öldür öldür bitmiyor be arkadaş. Ne oluyor lan? Oğlum bir bitin be. Of, hacı abi ne vurdu be? Ha. Ya bunlar abi bunlar öldür öldür bitmiyor. Cirit var mı? Cirit atacağım. Kafasına cirit atmak istiyorum birilerinin. Ok da olur abi. Okları da alayım. Abi adamları doğruyoruz ama seri seri elemanların lan lan. Ya böyle şekil öldürürüm işte. Akıllı ol. Cida, cida alırım. Hoppa gitti. Kılıcımı çekiyorum tekrar. Hadi bakalım tekrar kesme işlemlerine başlıyoruz arkadaşlar. Abicim siz kaç kişisiniz ya? Bizden de ne destek geldi ha? Ömrümde bu kadar destek almadım be. Hah lan yemin ediyorum İstanbul'u daha kolay fethettik ya. Tamam. Güzel. Evet Kudan şehrini aldık arkadaşlar. 70 ölü be. Yuh 70 ölü. Ne yaptınız abi? Buradan kimleri alabilirim abi? Hiç kimseyi alamam. 2-3 askere gerek yok. Topla alıp geliştiririz. Şehri kime versem? Kime versem? Bir erteleyelim bunu. Şeye vereceğim. Seferberliğe gelen elemanlara vereceğim. İşte bu arkadaşlara. Bunları hep ödüllendirelim. Burada çok askeri olan Kunudar var. Sen bir gel bakayım buraya abi. Senin toprağın var mı? Sahip olduğu toprağı yok diyor. Peki senin var mı abi? Sen Lord'sun, senin vardır. Köy mü var sadece? Lord Kunudar, tamam sana vereceğim burayı. Unutturma, sana vereceğim. Sana vereceğim. Şimdi ne kaldı abi? Ceyribe Kalesi, Buluga Kalesi. İki tane kale mi kalmış? O zaman şuraya bir ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaş bir kuşatmayın be. Daha yeni aldık ya. Hani kim kuşatıyor orayı? Sen orayı alamazsın ki zaten. Orada bayağı asker var. Oo, krallar mırallar burada ya. Yalnız bayağı bir kayıp verdim arkadaşlar. Yani bu sefere başladığımızda 500 kişiydik sanırım. 265 kaldık. Onun için birazcık kafa mı dinlesek? Ne yapsak ya? Hani bir kere başlamışken şunların işini bitirmek istiyorum ama burası bitmez zaten. Burada kral var. 800 kişi. Burada şehir kadar asker var. Bende de asker kalmadı. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Seferberliği bitiriyoruz burada. Hemen Katrin'le konuşalım. Birazcık bir dinlenelim. Adamlarımız şey toplasın. Birliklerini tekrar geri toplasınlar. Biz de asker toplayalım. Şimdi birazcık Sarranit'ten karışık yapacağım. Ortaya karışık bir şeyler çıkaracağım.
Sarranit'ten alalım abi. Bunlardan yok, Rolok alayım. Rolok'tan okçu yaparım. Bunlardan piyade yaparız. 40 tane mi aldım? Al 60 tane. Aa, burada aydut var. Al bir 20 tane de al. Tamam, 60 tane aldık. Gel Rolok'lara gel abi. Buradan da buradaki alacaklarımı da okçu yapacağım. 40 tane de bunlardan al. Tamam abi, güzel. Ondan sonra nereye gidelim? Biz yine kendi şehrimize gidelim ya. Orada biraz dinlenelim. Raven'in şehri bizim bu arada. Şey de yapabiliriz ha aslında. Nedir onun adı? Birazcık north da alabiliriz. Neyse, burada biraz kalalım da. O, ateşkes bitmiş. Umarım savaş açmazlar. Sıvalya ile Kergit barış anlaşması imzalamışlar. İyi, tamam. Sıvadiye ile savaşa girme ihtimalimiz artmış. Şöyle bir askerleri terfi edelim. Bu arada enerjimiz de doldu. Çavuş yapalım. Ha, bir dakika, bizim bir neydi, elemanın adı neydi? Kunudar mıydı? Onu, o kaleyi verelim arkadaşlar. Yok, kendime vermeyeceğim de abi. Nasıl yapıyorduk ya? Bazen derebeyimden bir topak vermek istiyorum. Neredesin abi sen? Kudan şehrini verelim gitsin abi. Kunudar'a verdim. Tamam. O adam oraya gitsin. Orada asker toplasın. Sen 452. Senin kaç abi? Sen şeysin, tamam. Bunlar bizim lady'ler. İyi, ben biraz daha o zaman kafayı dinliyorum arkadaşlar. Diğer ülkeler savaşta. Yani bırakalım da onlar savaşsın. Ya bu Vegir krallığı benden ne istiyor ya? Adamlar hala köyleri yağmalıyor. Bir de kendi köylerini yağmalıyorlar yani. Satmıyorum lan. Hay ha, ulan bir an bize savaş açtı sandım. Dedim yine yandık ya. Korktum bir an, dedim uğraş şimdi, dur. Uğraş dur Rodoklarla diyecektim. Yok, bizi açmamışlar. Bizi açmamışlar. İyi. Güzel, bak bu güzel haber. Böyle haberlerle gelin. Çavuş yap bunları da. Devam. Ya hay, başlayacağım şimdi size ama ha. Nerede bunlar ya? Bu arada oyun bazen bir gidiyor. Niye gidiyor ya? Gitme lan. Şş. Bazen bir pikselleşme oluyor. Nedenini anlayamadım şu anda. Alo. Allah Allah. Arkadaş, Tumax yedikler de beni buluyor ya. Bak bak şuraya bak. Bak. Allah Allah. Bu arada bizim elemanı halletmiş bunlar. Ben bir yardım edeyim. Şunu bir yardım edelim. Şimdi tekrar seferberlik oluşturabilirim arkadaşlar. Aslında biraz daha dinlenmemiz lazım. Biraz daha bir dinlenelim. O sırada şey yapalım. Bu Rodok Krallığı ile Svadya Krallığı'nın... Arkadaş, bu oyun niye böyle oluyor ya? Allah Allah. Ne diyecektim? Lan adamlar atımı aldı ya. Rodok Krallığı ile Svadya Krallığı'nın savaşını biraz bir izleyelim. Bakalım kim kazanacak. Ona göre biz de bir şeyler yapacağız. Oğlum gel buraya gel. Lan. Oğlum. Hayda. Ya arkadaş, bu oyun niye böyle oldu ya? Allah Allah. Ne vuruyorsun lan? Tamam, bu da gitti. Şu savaştan sonra ben bir kaydı sonlandırayım arkadaşlar. Bunun çözümünü bulayım. Bunu bir düzelteyim. Ya büyük ihtimalle oyunu kapatıp açınca düzelecektir de. Neden böyle olduğunu anlayamadım açıkçası. Çünkü görüntü rahatsız edebilir. Onun için bitirelim. Fazla kasmaya gerek yok. Ben bunu düzeltirim. Arkadaş bozulma lan. Şş. Alo. Oo, şuraya bak. Bak bak, görüyor musun bak.
Bu ne abi? Adamların gözünden ne çıkıyor öyle? Tamam, bu savaşı kazandık. Bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. Fazla görüntü bozmasın sizi. Bir dahaki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümü beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.